Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tülbentin kenarına bir örnek başlayacağım. Bu tülbentin kenarına daha önceden bir oya başlamıştım ama sonra tülbentte birkaç yerde tiftiklenme fark ettim ve bundan sonra bunu yapmayı bıraktım. Hemen tiftiklenen yeri göstermek istiyorum. Tabi yazmadan kaynaklanan bir şey değil. Benim kullandığım ip şuraya geçmiş. Şöyle göstereceğim. Şu iplerin kenarında şu alt kısmındaki küçük kıymıklar bu yazmamı mahvetti böyle çok üzüldüm bu yazma için ee, yazmanın deseni çok güzel renkleri de çok güzel bu nedenle e, bu yazmada e, örnek yazması olsun diye düşündüm e, ara sıra kullanacağım bir yazma olsun diye düşündüm dediğim gibi çok güzel bir yazmaydı ama gerçekten şu kenarındaki şu şuralar var ya yazmamı perişan etti gerçekten hemen Yazmadan yazmamdan bahsetmek istiyorum. Markası Kaşmir pek Çok kaliteli bir tülbenttir normalde. Dediğim gibi çok üzüldüm. Çok güzel kaliteli bir tülbentti. Ve tüm dört, kenarını da, dört kenarının da tığ battısını yapmıştım. E, hemen kenarının tığlanmasını gösterince zaten güzel bir tülbent olduğunu anlayacaksınız. Çok güzel tığlandı kenarları. Şöyle her iki yönden de göstereyim. En küçük bir delinmesi bile yok. Çok rahat tığlanıyor. E, satın almak için tuhafiyeye gittiğinizde bu markayı gördüğünüzde ben tereddüt etmeden satın alacağım bir marka bu desenler renkler hoşuma gittiği takdirde e, hemen iplerimin rengini söyleyerek başlamak istiyorum ipim içindeki çiçeklerin yaprağına uygun e, altın başak marka 383 numara yeşil ipim var büyük boy bol miktarda aldığım iplerden bir tanesi pek çok oyanın yeşiline uygun düşüyor çünkü bu nedenle içindeki mavinin tonuna uygun altın başak e, 23 numara bir mavi ipim var bu çok az kaldı ama devamı var bende. İçindeki hardal tonlarına uygun gene altın başak marka 413 numara bir hardal rengi ipim var. Ve mor çiçekleri var içinde morlar içinde 80 numara altın başak 80 numara bir ipim var. Şu anda biraz bordo gibi görünüyor olabilir ama aslında mor bir ip arkadaşlar. Onu da hatırlatmak istiyorum. E, tığımı da gösterip örneğime başlayacağım. Tığım da 21 numara şöyle yakından göstereyim. Hemen örneğimize başlayalım. Benim videolarımı sürekli izleyen arkadaşlarım... ...türbentin tam köşesinden başlamadığımı... ...birazcık daha içeriden başladığımı biliyorlar. Yine biraz içeriden başlayacağım. Nedenini de söyleyeyim. O yanın başlama ve bitirme yerleri... E, ...köşeden daha güzel e, kapanıyor. Birazcık içeriden başladığımızda... ...ilmeğimi oluşturduğum yeşil ipimle. Bir kez doluyorum. Geldim. Bu şekilde... ...trabzanımı yaptım çift kat çekerek. Sonra üzerine... 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın önünden girerek kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıdan girdim. 5 tane zincirimi çekiyorum. Düğümlüyorum. Tekrar bir tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bunu ben hemen hızlıca yapacağım arkadaşlar bu kısmını. 6 tane kirpikli trabzanımı yaptım. Burada bir tane zincirimi çekiyorum tekrar. Bir kere doladım. Burada boş bir trabzan yapacağım kirpiksiz. Sonra tekrar üstüne kirpik yapmadığımız için bu sefer 2 zincir çekiyoruz. Tekrar bir defa doladım. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Düğümledim. Tekrar bir tane zincir çektim. Bir kez doladım. Bunu da boş yaptım bu şekilde. Burada yedi tane zincir çekiyorum. Altı, yedi. Geri döndüm. İlk yaptığım boş trabzanımın tepesine giriyorum burada arkadaşlar. Sonra bir tane zincir çekip tekrar oyamın düz yönüne döndüm. Burada 1, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Geliyorum yedi zincirimin altından. Çift kat, çift kat çektim. 1, 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bu yaptığım uzun trabzanımın önünden girerek buraya 6 tane sık iğne yapacağım 2 3 4 5 6 6 sık iğnemi yaptım şöyle bir yaklaştırıyorum birbirine 7. zincirin altından yapıyorum tekrar 1 2 3 4 zincirimi çektim bir kez doladım Zincirimle aynı boyda oluyor zaten trabzanı bu şekilde yaptığımızda. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum üzerine. Ve yine trabzanın önünden girerek 6 tane sık iğne yapacağım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. 7.ye gelmeden önce yine bunu da kaydırarak düzeltiyorum. 7. Yine 4 zincirimi çektim. Bir kez doladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum üzerine. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. 7.yi şöyle ortalayarak tutturuyorum. Burada arkadaşlar gene alttaki trabzanın etrafından da bir sık iğne daha yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi aradaki kirpikli trabzanlardan tekrar yapacağım. Ben her iki çiçek arasında 12 tane kirpikli trabzan yaparak devam ettim bu örnekte. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde zaten şu kirpikli trabzanın yapılışına yapılışı anlaşıldı diye düşünüyorum. Hemen bunu biraz arttıracağım bu kısmını. Tülbantımızın kenarını bu çimenle böyle bir tur dolanıyoruz arkadaşlar. Şöyle 3 dallı Aralarda 12 tane kirpik yaptığımı söylemiştim. 12 tane kirpik yaparak bir tur dolanıyoruz. Kirpik sayısını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha seyrek ya da sık yapabilirsiniz. Orası size kalmış. E hemen renkli kısmına başlamak istiyorum. Mor ipimle devam edeceğim ben. Burada ilmeğimi oluşturuyorum arkadaşlar önce. Dikkat etmemiz gereken küçük bir püf noktası var. O yanın düz tarafından değil ters tarafından başlamamız gerekiyor iç kısmı için. Burada arkadaşlar bir defa doluyorum. Ortadaki dala geldim başka bir yere tutturmadım henüz ortadaki dala geldim çift kat çift kat çekiyorum üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim tekrar bir kez doluyorum arkadaşlar yine aynı yuvaya çift kat çift kat çekiyorum ve bir trabzan daha yapıyorum yine 3 zincir çekiyorum yine bir kez doluyorum burada bu şekilde üçer zincir çekerek toplamda 6 tane trabzan yapacağız zincir sayısı önemli. Eğer 3 zincir çekmezseniz arkadaşlar üst kısmını sığmayacaktır. Zincir sayısına dikkat etmek gerekiyor yani. Şu anda benimki 5 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Bir kere doluyorum. Ve trabzanımı yaptım. 6 tane trabzanımızı yaptıktan sonra burada üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geldim çiçeğimin bu taraftaki dalına sık iğneyle zincirimi tutturuyorum. Şimdi düz yönüne dönüyorum örneğimin. Bir kere doladım. İlk 3 zincirli boşluğumdan giriyorum ve küçük küçük çok uzun olmayacak şekilde 4 tane buraya trabzan yapacağım. Bir doladım çift kat çekiyorum ben. 3 oldu. 4 oldu. Üzerine 2 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde diğer boşlukta 4 tane daha trabzan yapacağım. 2 3 4 oldu. Yine 2 zincir çekiyorum. Yine 4 tane sıradaki yuvadan 4 tane trabzan yapıyorum. Çiçeğinin yapılışı çok keyifli. Bazı çiçekler vardır. ilk değiştirmek falan gerekir. Ortası farklı, kenarları farklı falan oluyor ama bunu da tek renkle çalışıyoruz çiçekte. Çiçeğini de yapmak, muntazam düşürmek çok kolay oluyor. Yine 4 tane trabzanımı yapıyorum. üstüne iki zincir çektim yine en son yuvadayım 4 tane trabzanımı yapacağım burada burada 4 trabzanımızı yaptıktan sonra şu tarafı tutturduk çiçeğimizin dalına burayı da tutturacağız arkadaşlar geliyorum çiçeğimin o 5 zincir çekip küçük bir yuva oluşturmuştuk oraya tutturuyorum bunu tutturduktan sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çektim Örneğin diğer yönüne dönüyorum ve iki zincirin altından geçip bu altı zinciri buraya tutturuyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir sonraki aralıktan tutturuyorum. Yine 6 zincir yine bir sonraki aralıktan tutturuyorum. Bu şekilde en başa kadar dönüyoruz. 5 tane yaprak oluyor bitirdiğimiz zaman. 6 zincir. Buraya geldiğimizde arkadaşlar şurada tutturduğumuz sık iğnemiz vardı. Ben tam bu sık iğnenin arasından giriyorum. Böylece yeri daha muntazam, daha sabit oluyor. Sonra tekrar ön yüzüne döndüm. Şöyle dönelim, ters döndük. Giriyorum alt zincirimin altından ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sık iğne. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Sık iğnemi tekrar yapıyorum. Tekrar 5 zincirimi çektim. Tekrar sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve tekrar dönüyorum. Bu sefer 3 tane yapacağım sık iğneyi. 1 2 3 Bir sonrakine geçiyorum. Yine 3 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 tane kirpik yaptıktan sonra 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3 oldu. Çiçeğim yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şöyle yakından da göstereyim. Hemen 3 tane kaldı. Onları da yapalım hızlıca. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 5 zincir çekiyorum sık iğne ile kirpiğimi düğümlüyorum yine 5 tane zincir çekeceğim yine düğümlüyorum yine 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum düğümlüyorum düğümledikten sonra bitirirken 3'e tamamlıyorum 2 3 2 tane kaldı arkadaşlar o ikisini hızlıca yapacağım ben ben her iki çiçeğimi de tamamladım. İnşallah üçüncüde de maviyle yapıp devam edeceğim arkadaşlar. Bu oya çok güzel bir oya oluyor. Çiçeğini çok mutazam yapmak mümkün oluyor. Kullanırken de tam çeyizlik olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel gösterişli. Yapılışı da kolay. Mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim örneklerden bir tanesi. Şimdiden deneyecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Hepinizin ellerine sağlık.